Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bakın, burada Crypto Coin sitesi üzerindeyiz ve altcoin listesine genel olarak şöyle bir göz atacağız. Diyor ki, şöyle başa geçelim. Staking için en iyi 10 altcoin belli oldu. Avax'ta listede adı altındaki haberi incelerken, tabi eğer vakit kalırsa her videoda olduğu gibi alınabilecek altcoin'ler listemizde de ilerlemeye ve bunları tek tek belirlemeye çalışacağız. Şimdi başlayalım, bunlar neymiş? Bu arada şunu söyleyeyim, ben bu listeyi çok beğendim. Çünkü listede işte zannedersiniz ki staking için alınabilecek en iyi altcoin'ler. ApeCoin, Ax, işte BSV falan, hayır. Bu şekilde değil. Staking oranı yüksek diye aldığınız alt, bak, staking oranları, faiz oranları bir coin'in çok yüksekse, çok aşırıysa, bunlar uzun vadede enflasyona kapılır. Girin Ax'ın geldiği son noktaya bakın. İyi izleyin. Mesela ApeCoin, ha bu sezon için ApeCoin alınır mı? Alınır. Ama siz ApeCoin'e 2026 yılında bakın, bak ne olacak? Ne olacak? Ax gibi, balon gibi, poşet gibi çekecek. Ben size söyleyeyim. Ben geçen sezon da Ax'ın poşet gibi çekeceğini söyledim. Avax'tan daha yüksek noktaya, çok daha yüksek noktaya ATH yapan Ax bugün Avax'ın yarı fiyatından daha düşük ya. Bu işte bir terslik yok mu? Yükselişe de tepki vermiyor şimdi. Bu işte bir terslik yok. Belliydi çünkü başından beri böyle olacak. O yüzden staking oranları yüksek diye bir coin'i almayınız. Bir coin'i iyi olduğu için alınız. Staking oranı da yüksekse ne mutlu size. Cardano projesi diyor ADA. 2022'nin geliştiricilik şampiyonudur ADA, biliyorsunuz. Hakkında sık sık konuştuğumuz bir projedir ve hemen hemen artık her görevi yapan bir token'ı vardır ve çok güçlü, çok kuvvetli bir ekosistemdir. Dolayısıyla ADA'nın elde tutma oranları da çok yüksektir. Ve evet, staking oranları, genel faiz oranları dengelidir. Ben ADA coin'i elde tutmaya değer ve bu sezon ciddi yükselişlere tabi olacak bir altcoin olduğunu düşünüyorum. Ve evet, ADA coin alımını mantıklı bulup destekliyorum diyebilirim. Halihazırdaki fiyatları bile 2023 başından beri %50 kazançta olup ortalamanın çok üzerinde. Ether. Aynen öyle. Ether şu anda yüksek fiyatlarda gibi dursa da potansiyel üzerinde, yani yine de kendisinden küçük altcoin'lere göre bile çok daha yüksek noktalara ulaşabilme potansiyeli fazla bir coin'dir Ether. Zaten staking üzerine çalışırlarken ben bu sezon çok ciddi yükseleceğini düşünüyorum Ethereum'un ve gerçekten yatırımcı, hele ki kafam da rahat olsun diyorsa, Ether tercihi gerçekleştirebilir. Solana, sol coin. Uzun vadede sol coin'i kesinlikle önermiyorum. Çünkü bu durduruldu meseleleri şöyle dursun. Aynı zamanda yani bu sadece düşük maliyetli yapısı uzun vadede Ethereum tarafından elemine olacaktır. Ama sol coin bu sezon FTX çöküşünü pozitif yönde fiyatlayacak. Evet, staking oranları da fena değil. Kesinlikle sol coin bu sezon ben portföylerde bulundurulabileceğini düşünüyorum. Polkadot, DOT. Ya Polkadot zaten ayrı bir dünya. Bir önceki sezonun Solana'sı, Avax'ı olabilecek potansiyelde diyebileceğim bir coin'dir DOT benim. Elde tutma oranları en yüksek coin'dir. Aynı zamanda evet, staking oranları da tatmin edici diyebilirim. Beraberinde Polkadot şu an bu sezonun geliştiricilik şampiyonu olarak 2023'ün devam etmektedir. Ve en güçlü blockchain yapısı ve ekosistem babında Santiment'e göre Cardano'yu geçmiştir. Cardano da ikinci sıradadır. Kesinlikle ben DOT'u portföylerde bulundurmayı bu sezon mantıklı buluyorum. Avax hakeza aynı şekilde. Avalanche zaten bugün benim en çok desteklediğim, yani blockchain'lerle bankaların, modern ve geleneksel finansın iç içe gelmesi konusunda bu sezonun en çok çalışma yapmış projesi ve blockchain yapısıdır. Hiç fena bir proje değildir. Şimdiye kadarki performansı Avax'ın yerindedir. Korelasyonu çok yüksektir. Ben bu sezon Avax tutmayı desteklerim. Şimdi Luna ve Lunge'dan bahsediyor. Birincisi, bak, ben şunu açıkça söyleyeyim. Yani
Luna'dan bahsediyor. Hayır, bak, Terra coinlerini şu an almak mantıklı değil. Terra coinleri bak ne diyorum, poşet gibi çektiler. Düzgün olmayan, beceriksiz ekiplerin elinde bu coinler yok oldu. Ben Luna'yı da, Luncu'da USTC'yi de, girin bugün attığım videoları izleyin. Ben bunları bu listeye almam. Luna ile Luncu'nun da alımını desteklemem. Bu ekip oldukça bu böyle. Bak ne kadar güzel projeler saydık. Tek tek konuşuyoruz. Bunların içinde Luna var, Luncu var. Olmadı. Kozmos Atom. Kozmos şu anda piyasanın belası olan ölçeklenebilirlik sıkıntısı için çok ideal bir blockchain'dir. Çok uyumlu bir yapısı vardır Kozmos'un. Dolayısıyla uzun vadede de iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Ben bu sezon Atom tutmayı da destekliyorum. Algorand, daha şimdi biz zaten Kozmos'dan konuştuk. Algorand varoluş, strateji ve genel durumu bakımından Kozmos'a çok benzeyen bir yapısı vardır. Zaten hep söylerim, hani Atom beğenen Algo, Algo beğenen Atom'a yönelebilir. Sağlam bir projedir, ölçeklenebilirliği iyidir. Aynı zamanda dediğim gibi bu sezon için güçlü yapısını koruyacaktır. İyidir. Tizos, XTZ benim yine beğendiğim bir projedir bakın. Aynı zamanda gerçekten de köklü bir projedir, eski bir projedir. Sezon içerisinde artık devletler CBDC'lere hele ki yönelik hareket ederken ben Tizos'un güçlü hareketler yapacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu amaca hizmet eden iyi bir proje. Kurumsal yatırımcı konusunda Ripple'dan sonra yani XRP'den sonra en önde gelen ve mevcut rankına göre diğer altcoin'lere fark atar nitelikte olan bir coin'dir XTZ. O yüzden desteklerim tutmayı. Bunlardan sonuncusu Polygon Matic. Matic benim zaten bakın hep söylüyorum yani göz bebeği gibi bir şey. Yani 2022'de sen ne yaptın öyle? İnanılmazdı ya. İnanılmazdı. Hani şaşırtıcıydı. Gerçekten ya bir coin ayı sezonunda sadece %50 düşebilir mi? ATH'ına 2x uzaklıkta kalabilir mi? Mümkün mü dersiniz? Ya Polygon ekibi adamlar öyle bir çalıştı ki neyi saysak boş kalır. Enerji tasarrufunu mu sayalım? Ölçeklenebilirliğe mi sayalım? ZK-EVM'ini mi sayalım? Sıfır bilgi yapışını mı sayalım? Yaptığı ortaklıkları mı sayalım? NFT'de Ethereum'u ve Solana'yı geçmesini mi sayalım? GameFi'de birinciliğini mi sayalım? Elde tutma oranlarını mı söyleyelim? Yani Matic kesinlikle bence her portföyü şenlendirebilecek çok 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 sağlam bir projedir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça